Selam arkadaşlar. 2 ayda yaza incecik girmek için kendime bir spor programı oluşturacağım. Burada defterim, kalemim, telefonum, notlarımı almam için gereken her şey var. Siz videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben de hemen videoya geçeyim. Ekranda gördüğünüz before after'lar benim zaten en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi. 2 ayda 12 kilo verdim ve gördüğünüz gibi müthiş bir fark yaşadım. Bunu yaparken spor tabii ki hayatımdaydı. Bilmiyorum, spor olmasaydı bu denli bir değişim yaşayabilir miydim? Böyle sonuçlar görebilir miydim? Bence göremezdim açıkçası. O yüzden beslenmeyle birlikte spor inanılmaz önemli. Şimdi ilk maddemle başlıyorum arkadaşlar. Bir yandan kalemim burada, notlarımı alacağım çünkü. Low Impact sporlar yapmak arkadaşlar. Low Impact nedir derseniz düşük yoğunluklu antrenmanlar. Yani HIIT gibi nabzımı böyle 170'lere 180'lere çıkarmayacak, vücudumu strese sokmayacak, daha düşük tempoda, düşük yoğunlukta antrenmanlar. Benim vücudum gerçekten bu tarz sporlarda çok fazla strese giriyor. Kendimde uzun vadede bunu keşfettim. O yüzden Low Impact yani düşük yoğunluklu antrenmanlar tam benlik. Bu yüzden antrenmanlarım tamamen Low Impact antrenmanlardan oluşacak. Bu arada Low Impact diyorum. Yani İngilizcesini söylüyorum. Bunu özellikle yapıyorum. Çünkü söz konusu şey sporsa arkadaşlar bu kelimelerin İngilizcelerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü arama yaparken ben sadece İngilizce arama yapıyorum. Çünkü çok daha geniş kanallara ulaşabilmek için. Düşük yoğunluklu spor yazdığınızda çok atacağım rakamları ama karşınıza 50 tane şey çıkacaksa Google'da, YouTube'da Low Impact yazarsanız arkadaşlar yüzlerce, binlerce içeriğe ulaşırsınız. O yüzden İngilizcelerini biliyor olmak çok çok önemli. Üçüncü arkadaşlar benim 20 dakika kuralım vardı. Eski videolarımı izleyenler bilirler. Bu kuralı çok seviyorum. Seve seve uyguladım ve bu kural sayesinde 2 ayda 12 kilo verirken sporu düzgün bir şekilde yapabildim. Nedir 20 dakika? Minimum 20 dakika spor yapmak. Eskiden kendimi çok kasardım. İyi bir spor 40 dakika olmalı Ayşe derdim mesela kendime. 40 dakikalık, 50 dakika, 1 saatlik sporlara kendimi bağlardım ve haliyle de vücudum o spor yapmak istemezdi. Sıkılırdım, yorulurdum, usanırdım ve çok fazla sürdüremezdim. O yüzden kendime ben geçtiğimiz süre zarfında 20 dakika kuralı koydum. Eğer minimum 20 dakika yapıyorsan Ayşe tamam dedim kendi kendime. Şimdi ise o 20 dakika kuralını 10 dakikaya çekiyorum arkadaşlar. Eğer 10 dakika yaparsam benim için harika. Yani şunu söyleyeceğim kendime devamlı. 10 dakika yapmış olmam bile hiç yapmamış olmandan çok daha iyidir. O yüzden ister sabah olsun, ister öğlen, ister akşam hiç fark etmez. Kendime bu özgürlüğü de tanıdım. 10 dakika bile olsa sporumu yapacağım. Yani 10 dakikanın içerisine belki 1-2 üst vücut, 1-2 alt vücut hareketi sığdırabileceğim o kadar. Fakat mutlaka 10 dakikada olsa yapacağım. Tabii 20 dakika, 30 dakika yapabiliyorsam da elbette öyle yapacağım. Ama minimum kuralım 10 dakikaya düştü. Bir diğer kuralıma geçiyorum. Kendime koyduğum kurallar. Yaza kadar sadece full body workout yapacağım. Bu saydıklarımın hepsi bir araya geldiğinde arkadaşlar inanılmaz bir şey oluyor. Yani benim before after'larımı gördünüz. Tamamen böyle bir taslak çıkararak hareket etmiştim ben before after sonuçlarımı elde etmeden önce ve sonuçları ortada. Şimdi kendi kendime uyguluyorum. Size anlatıyorum çünkü belki siz de kağıt kalemlerinizi elinize alıp kendinize bu şekilde bir plan oluşturabilirsiniz. Gerçekten hikayede sonuca götürüyor bu plan. Sadece full body workout yapacağım. Yani tüm vücut antrenmanları. Bu terimlerin de İngilizcesini bilmek bu arada önemli. Yani full body workout tüm vücut antrenmanı demek. Üst vücut antrenmanı upper body workout, alt vücut antrenmanı lower body workout. Bunların hepsinin aslında karşılıklarını bilmek gerekiyor. Çünkü YouTube'da video arayacağım zaman ben tüm vücut antrenmanları yazmıyorum. Örneğin Low Impact Full Body Workout yazıyorum arama kısmına. Böylelikle gerçekten sayısız video çıkıyor karşıma ve içlerinden birini seçmek benim için oldukça kolay oluyor. Full Body Workout'u da haftanın sadece 3 gününe koydum arkadaşlar. Diğer 3 güne de yürüyüş koydum. Yine bakın kardiyo fakat Low Impact yani düşük yoğunluklu kardiyo. Siz ip atlama koyabilirsiniz, daha yüksek yoğunluklu kardiyolar koyabilirsiniz. HIIT olur, bisiklet sürmek olur. Böyle böyle çeşitli kardiyolar var. Ben içlerinden koşu bandım da olduğu için evde yürüyüşü seçtim. Çünkü benim için en sevdiğim ve sürdürülebilir olan o. Haftanın diğer 3 günü de onu yapacağım. Yani 3 gün full body workout, diğer 3 gün yürüyüş. Ama yürüyüş konusunda da kendimi salıyorum. 3 gün değil de 5 gün yürümek istersem yürürüm. Ya da ne bileyim 3 gün yürüyüş yapmışımdır. Fakat ertesi günü yürüyüş yapmamı gerektiren bir yere gitmem gerekiyordur ama hani ben gitmeyeyim, arabaya bineyim falan filan böyle şeyler demem. Yani yürümeye devam ederim. 3'tür o, 4'e çıkar, 5'e çıkar, 6'ya çıkar. orası artık ekstra. Ekstralara hayır demem sporda. Bir diğer yapacağım şey beğendiğim spor kanallarını ve videolarını bulup kendime bir board hazırlamak. Ben bu tekniği çok seviyorum. Çünkü bu teknik sayesinde hangi video yapacağımı biliyor olmak benim işimi çok kolaylaştırıyor. Yani böyle durup bugün ne yapsam ya da işte hangi video yapsam falan gibi şeyler düşünmek bazen böyle bulamayıp yapmamakla sonuçlanabiliyor. Bunun önüne geçmek için bir board hazırlamak çok çok iyi oluyor. Vision board, bilmem 2024'e girmeden önce hazırlayanlarınız var mıydı ama onunla benzer bir şey olacak yani. Beğendiğim kanalların beğendiğim videolarını koyacağım. Beğendiğim kanalları söyleyeyim hemen. Buraya notlarıma yazmıştım. Oradan hemen okuyayım size. Caroline Girvan, Joyce and Toya, Mary Brown, Angela Keijo. Bu arada isimlerin okunuşları farklı olabilir. Takılmayalım lütfen. Çünkü bütün hepsinin ülkesi farklı. O yüzden telaffuzları da farklı olabiliyor. Instagram'da da 2 tane beğendiğim kanal var. Instagram postlarında video paylaşıyorlar. Bazen onları yapıyorum. Bir tanesi Paola Pilates. Diğeri de Brian Joy. Dediğim gibi telaffuzları farklı olabilir ama ben zaten ekrana hepsini bırakıyor olacağım. Bunlar benim favorilerim. Kendi board'uma bunların sevdiğim videolarını teker teker yerleştireceğim arkadaşlar. Sizin sevdiğiniz kanallar farklıysa siz kendi sevdiğiniz kanalların sevdiğiniz videolarını koyun. Çünkü bu noktada spor severek yapabilmek için kişinin sevdiği şeyi yapıyor olması bence çok önemli. Eğer bu saydıklarımdan farklı kanallar keşfedersem de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü mutlaka oradan paylaşıyor, güncelliyor olacağım. Bir diğer kendime koyduğum kuralım arkadaşlar. Daha lean bir görünüm hedeflediğim için yüksek ağırlıklar kullanmayacağım. Mesela üst vücut çalışacağım diyelim. En fazla 3 kilo dumbbell kullanacağım. 3 kiloyu geçmeyeceğim. Ya da alt vücut kullanıyorum diyelim. 5 kiloluk dumbbellları yani ağırlıkları geçmeyeceğim. Örneğin üst vücut antrenmanı yapıyorum. Bazı zamanlar 1 kiloluk dumbbell kullanabilirim. Bazı zamanlar 2 kilo. Dediğim gibi maksimumda 3 kilo kullanırım. Siz daha yüksek ağırlıklarla çalışabilirsiniz. Eğer birazcık daha hacim almak istiyorsunuz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Sadece bu hedeflenen görünümle ilgili birazcık daha. Benim hedeflediğim görüntü daha ince uzun kas olduğu için yani lean derken bunu demek istiyorum aslında. Daha ince uzun bir görünüm fakat kas oranı düşük bir görünüm değil. Yani evet yağ oranı düşük olacak. Kas oranı yine yüksek ve belirgin olacak. Fakat çok hacimli bir görünümü kendimde pek sevmiyorum. Yani kendimde lean görünümü daha çok sevdiğim için hedefim bu. Bazı zamanlar sadece direnç bandı kullanacağım. Bazı zamanlarda hiç ağırlık kullanmayacağım. Yani ağırlık kendi vücut ağırlığım olacak. Zaten bu favorim olan kanallarda bunların hepsinin karşılığı var arkadaşlar. Mesela Paola Pilates ya da Brian Joy. Aynı zamanda işte çok sevdiğim bir kanal biliyorsunuz. Bunların içerisinde en sevdiğim Mary Brown'dur. Beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Mary Brown mesela çoğunlukla yüksek ağırlıklar kullandırtmayan kişiler zaten bunlar. Caroline Girvan ve Joyce and Toya ikilisi yüksek ağırlık kullanmanızı sağlayabilir ama orada da ağırlık size kalmış zaten. Hareketlere odaklanmak gerekiyor. Yani ben bu ikilinin spordaki hareketlerini çok beğeniyorum. O yüzden videolarını kesinlikle rutinime ekleyebilirim. Ama onlar mesela 10 kiloluk dumbbell kullanıyordur. Ben maksimum 3 kiloluk dumbbell kullanacağım. Diğerleri zaten dediğim gibi genelde birazcık daha vücut ağırlığı, direnç bandı gibi ekipmanlar kullanıyorlar. Kendim için spor planım bu arkadaşlar. Bu o kadar iyi işleyen bir spor planı ki 2 ayda 12 toplam 17 kilo vermemi sağladı ve vücudumdaki değişim gerçekten çok çok daha ileri görünüyor. Yani göbeğim, bu bacaklarım, kollarıma bakarsanız mesela yani her şey tamamen değişti. İstediğim o lean görünüme yani ince uzun kaslara sahip olduğum görünüme beni kavuşturan programlardan bir tanesiydi bu. Şimdi o programı birazcık daha revize ettim ve kendimi yaza hazırlıyorum. Siz de kendinizi yaza hazırlıyorsanız eğer kendi planınızı siz de bu şekilde kendiniz çıkarabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve böyle içeriklerin kanalımda daha sık olmasını istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun beslenme halini yapayım mı? Size soruyorum. Aşağıya lütfen yorum olarak yazın. 2 ayda yaza incecik girmek için neler yiyeceğim, neler içeceğim, bir günüm nasıl geçecek? Bunları da planlıyorum. İsterseniz planlarken sizinle bu şekilde videoda paylaşabilirim. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Bye bye.